Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Büyükçekmece sahilindeyiz. Evet, yavaş yavaş marinaya doğru ilerliyoruz değerli izleyicilerim. Evet, bu takım altından geçerek marinaya doğru gidiyoruz. Bakın sağ tarafta palmiyeler, sol tarafında palmiyeler. Sol tarafımızda yine Selanik evi bulunmakta. Orası da yeni yapıldı. Marina'daki binalar gerçekten çok güzel, ihtişamlı. Burada çok çeşitli restoran ve kafeler bulunmakta. Evet, lüks restoran ve kafeler bulunmakta. Arzu edenler buralarda dinleniyorlar. Keyifli bir zaman geçiriyorlar değerli izleyicilerim. Bu marinamızın adı Kıyı İstanbul. Evet, bakın gerçekten yapılar çok muhteşem. Daha bazı noktaları da faaliyete geçmedi. Daha çok tamamlanmamış bir yer ama faaliyete geçen kısımları da gerçekten çok güzel, lüks yerler. Evet, ilk girişte dümdüz ilerlediğimizde kısa tarafımızda yatlar park etmiş durumda. Yatları görüyoruz. Sol tarafta da yine çeşitli restoranlar ve kafeler bulunmakta. Gerçekten hoş bir manzara. Yeah, well, I think. Yeah, yeah, yeah.
harbi diğer şey alındı. Harbi bu, bence bu NASA gitti harbi. Evet, Zeren'in yakın atmasına bir iki yıllık aynı istiyorum. Ama? Evet. Şimdi yavaş yavaş kıyı İstanbul'dan sahilin diğer tarafına doğru ilerliyoruz. Bu arada Büyükçekmece sahilde 200 senedir çalışma halindeydi. Tamirat vardı. Bu yaz resmi açılışı yapıldı. Bakalım bu kordon boyunun yeni hali nasılmış? İBB Wi-Fi alanı ve İspark bisiklet kiralamak için yapılan yerlerden. Evet, bu sahilde de bisikletle turlamak güzel oluyor. Evet, bakın palmiyeler, deniz, geniş bir yürüyüş alanı, bisiklet parkuru, evet hepsi mevcut. Gerçekten hem yürüyüş yapmak hem de bisiklete binmek için elverişli bir ortam. Evet değerli izleyicilerim, bu karşımızdaki burnun arka tarafında Gürpınar sahilinde de yine İstanbul'un Balıkhali bulunmakta. Kumkapı'daydı daha önce. Şimdi buraya taşındı. Bu bilgiyi de ekstradan vermiş olalım sizlere.
sol tarafında da Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesisleri bulunmakta. Bakın değerli izleyicilerim, şimdi buradan başlayarak bayağı uzunca bir şeritte kum sahil bulunmakta. Önceden daha ilerideki bölümler betonluydu. Şimdi bütün sahil olduğu gibi kum döşeli olmuş. Bunu da hatırlatalım. Yani uzunca bir kum plaja sahip olmuş Büyükçekmece. Ta bakın ileriye kadar kum plaj devam ediyor. Hatta daha çalışmaları bile devam ediyor. Tahmin ediyorum gelecek yaza daha da tamamlanmış, tam olarak halkın hizmetine sunulmuş bir alan olacak. Burası bu mini trenlerin kalkış noktası. Aynı zamanda burası zabıta ve belediye irtibat bürosu. Görmüş olduğunuz yerde çok şirin bir yer. Büyükçekmece Belediyesi'nin halka sunmuş olduğu bir hizmet.
El sanatları pazarı kuruluyor burada değerli izleyicilerim. Burada kafeterya var. Buralarda oldukça fazla çay bahçesi, kafeterya bulmak mümkün. Bakın bu lambalar da güneş enerjisiyle çalışıyor. Yenilenebilir enerji kullanılmış. Bu da gayet güzel bir çalışma. Evet, tabi burası sahil bölgesi olduğu için Tsunami ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve hangi yolların tahliye yolu olduğu haritada gösterilmiş. Evet değerli izleyicilerim. Büyükçekmece sahili yani kordon boyu böylece başlayıp oldukça uzun bir şeritte devam ediyor. İleride Gürpınar sahiliyle birleşiyor. Yazın ayrı bir keyif, kışın ayrı bir keyif burada yürümek veya bir takım aktiviteler yapmak. Sizleri de bu güzel noktaya davet ediyorum. Ve yayına sizlere veda ediyorum değerli izleyicilerim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.